Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle dar gelirli ailelere yönelik Şanlıurfa Kuzeyşehir Konut Projesi başlatıldı. Kentte vatandaşlara ilk etapta Aşık Öğütçü bölgesinde yapılacak 2500 konutu sorduk. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan iller arasında yer alan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle başlatılan Şanlıurfa Kuzeyşehir Konut Projesi için alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Dar gelirli ailelere yönelik yapılacak Şanlıurfa Kuzeyşehir Konut Projesi için artan konut ihtiyacına karşı Aşık Öğütçü bölgesinde ilk etapta 2500 konut yapılacak. Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanan projenin %60'ı yeşil alan olurken yapılan binalar 6 katlı olacak. Sabri Bey, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle başlatılan Şanlıurfa Kuzeyşehir Konut Projesi başladı. 2500 adet konut yapılacak. Bilginiz var mı? Hayır, bilgim yoktur. Yapılsa çok güzel olur. Kiralar düşer, evler de biraz düşer. Fakir fukara için iyi olur yani. Ben orta tabakayım. Dar gelirli olmadığım için çok dikkatimi çekmemiştir. Ondandır herhalde. Güzel proje. Dar gelirli vatandaşlar için projeler yapmak güzel. Belediyeye yakışan bir şey. Ya inşallah başarılı olurlar. Peki dar gelirli vatandaşlar için bir fırsat bu TOKİ'de adı çıkmayanlar için? Valla olabilir. Şöyle fakirler. Peki bu projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Urfa'da böyle bir proje oldu. Valla bacım ne diyeyim yani. İnşallah iyi olur yani. Hikmet Bey, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa'da dar gelirli vatandaşlar için 2500 konut yapıyor. Bilginiz var mı projeden? Bu konuda bilgim yok ama eğer böyle bir proje varsa da ben şahsen desteklerim. Ben kiracı değilim ama kiracıda oturan insanları gördüğüm zaman gerçekten böyle bir proje desteklememek mümkün değil. Alkışlamak lazım, destek elimizden geldiği için daha fazla destek vermek lazım. Projeyi destekliyorsunuz. Destekliyoruz, tabii ki destekliyoruz. Bu kadar kiracı olan insanlarımız var. Evine ekmek götüremeyen insanlar. Kirayı mı versin, geçimini mi yapsın? Ne yapsın yani? Geleceği düşünüyor ama enflasyon farklı söz konusu şu anda. Örnek diyeyim, borcu öderken borcu eksilmesi gerektiği yerde borçlar da artacak yani. Mesela TÜİK'in en son verisine %80 sanırım çıkmış enflasyon oranı.